arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hoş geldiniz Nagihan Hanım mutfağına. Size neden günaydın dedim. Şu an sabah yapıyorum. Erken bir vaziyette yapayım dedim. Benim mutfağıma güneş gelmeden. Çünkü ikindi güneşi geliyor. Çok felaket oluyor arkadaşlar. Sabah sabah size çekimle geldim. Arkadaşlar hani böyle baklavalarımız, efendime söyleyeyim oturtma tatlılarımız falan vardır. Böyle ana tatlar deriz ama ben de dedim ki adı çok güzel bir tatlıyla değerli takipçilerime bir önerim olsun, bir tatlı tarifi vereyim dedim. Çok sevdiğimiz tatlılardan biri şekerpare arkadaşlar. Şekerpare ile geldim size bugün. Şekerpare yapacağım. Malzemelerimi göstereyim arkadaşlar. Burada 175 gram margarinim var. Yani yarım paket. Yarım paket. Burada yarım çay bardağı şekerim. Pardon, yarım su bardağı şekerim, yarım çay bardağı irmiğim. Burada bir paket vanilya, bir paket kabartma tozum. İkisini bir araya koydum. Burada iki tane yumurtam var. Bir tane sağlam koyacağım. İçine göreceksiniz. Bir de akını, sarısını ayıracağım. Burada da un ölçüsü vereceğim size arkadaşlar. Ben kendim elimin kararı var, anlıyorum. Ama size ölçü vermek için sayacağım, vereceğim. Bir de şerbetimiz. Burada bir tatlı kaşığı limon. Burada 2 su bardağı şekerim. Burada da hazırladım ben arkadaşlar. 2,5 bardak da suyum var. Ne yapıyoruz? Hemen hamurumuza geçiyoruz yoğurmayı arkadaşlar. Hamurumuz kızarken de şerbetimizi yapacağız. Çünkü sıcak olacak şerbetimiz de. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Önce şekerimizle yağımızı birbirine adam akıllı yedirelim. Arkadaşlar bazen insanın kafası dalıyor gidiyor ya böyle benim de gitti. Burada benim bir de dolu dolu bir çorba kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağım var. Doldur kızım. Ama resmen unuttum arkadaşlar bunu söylemeye. Beni hoş görün. İşte bazen gidiyor. Aslında sürekli yaptığım tatlımdı. Ama bayağı bir uzun ara verdim. Sabah herhalde afyonum patlamamış da. Bir de göğe baka baka hazırlıyorum yani. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yumurtalarımızı kıracağız. Ya bu merdivenler de böyle yağın yarısını aldım. Bir taneyi sağlam kırıyoruz. Bir tanenin de akını sarısını üzerine ayıracağız. Thank you.
Evet canlarım oldu benim şekerparem. Kulak memesi yumuşaklığında. Bakın arkadaşlar. Böyle. Ölçüyü de zaten. Çin'in ellerini yerim. Şimdi şöyle ben küçük yapacağım. Ceviz büyüklüğünde hemen hemen değil mi? Mandalinadan küçük. Evet. Cevizden de sanki bir tık büyük. Bu şekilde ben pastane usulü olanını yapacağım arkadaşlar. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa bakın. Böyle. Şöyle güzel. Pastane usulü olanı bu şekil. Biraz bunu bazıları yapamıyor. Zorlandığını söylediler. Yuvarlak da yapıyorlar tabii olsun ama orijinal olanı bu oluyor ya genelde. Ben şöyle benim şekerparelerim oldu. Kaç tane çıktı saymadım şekerpare. Ama. Şekerparem benim ne yapıyoruz? Böyle orijinalini veriyoruz arkadaşlar. Böyle çatalımızla şekillendiriyoruz onu. Şimdi yumurta sarım da hazır. Süreceğim. 160 derecede ısıtılmış fırına atıyoruz arkadaşlar. Siz gene fırınınızı kendinize göre ayarlayın. Çünkü fırınlarda fark edebiliyor. Un ölçümü de vereceğim. Şeye yazılacak. Bitti. Ben aranıyorum var mıdır diye. Yumurta sarımızı da sürelim. Bu şekil hemen fırına gidecek. Şerbetimi de koydum. Çünkü sıcak olacak şerbette. Kaynadı. Bir tatlı kaşığı limon suyunu da koydum. Öyle de bir taşım kaynatacağım. Şekerparelerim de oldu oluyor. Sonra şerbetlemeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet benim şekerpareciklerim çok güzel kızardılar. Oldular arkadaşlar. Hemen böyle ilk sıcağı gittiği gibi şerbetini döküyorum. Şerbetim de burada kaynadı. Şimdi dökme aşamasına geçiyorum. İnanın o kadar sıcakken tamam. Arkadaşlar çeksin. Çektikten sonra şerbetini çeksin. Çektikten sonra sunuma geçin. Evet arkadaşlar benim şekerparem oldu. Hatta biraz daha şerbeti var. Daha çekmesi gerekiyor ama ben sunum için biraz acele ettim. Çünkü bir de randevum var dişiye gideceğim için arkadaşlar. Çekebildiği kadar bitene kadar şerbetini bekletin. O ağır ağır kendini çekecektir zaten. Ama inanın bunu çam fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Ben böyle orijinalini yaptım ama yuvarlak yaparaktan orta yerine fındık koyup o şekilde süsleyebilirsiniz. Yani kızartabilirsiniz. Nasıl isterseniz arzunuz öyle yapabilirsiniz. Ben bu şekil yaptım. Size böyle bir önerim olsun diyerekten. İnanın sabırsızlanıyorum yemeğe. Şöyle bir not vereyim arkadaşlar. Of çok da güzel olmuş. Gerçekten bakın daha biraz daha bekleyecek ama şerbetini de yani çekmiş. Bakın çok da güzel şerbet de çekmiş. Bekletin sonuna kadar o ağır ağır çekecektir arkadaşlar. Allah. Tatlılardan zaten çok sevdiğim bir tatlıdır şekerpare. Çayımı da demledim. Sabah çayı. Oy çok güzel.
Evet. Ben notumu verdim arkadaşlar. İnanın pastaneyi aratmayacaktır. Verdiğim gibi yaparsanız derler ki pastaneden madın. Eminim yani. Üstüne basa basa diyorum. Bize afiyet olsun. Bana abone olur. YouTube'da bol bol yorum yazarsanız, paylaşım yaparsanız, like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Tekrar tekrar sizden rica ediyorum. Sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.